Merhaba BLT Türk izleyenleri. Bir eğitim için programda sizlerle tekrardan birlikteyiz. Tercih akşamları özel programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Artık tercihler yapmaya bugün itibariyle başladık. Ağustos 6 ve 14 tarihler arasında tercihlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Ve tercih akşamları özel programımızda bugünkü konuğumuz Konya Karatay Üniversitesi olacak. Rektör danışmanı doktor öğretim üyesi Necati Vardar bizim olacak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız hocam? Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz hocam. Yani bu yoğun programımızda yani özellikle tercihler başladıktan sonra kırmadınız. Bizim için programımıza katıldınız. Biz teşekkür ederiz. Teşekkürler. Ve yine programımızda kişisel gelişim uzmanı Cahit Besler bizimle olacak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Mehmetciğim. Nasılsınız hocam? Vallahi iyiyim. Bir süredir, birkaç haftadır programlarda tek başınaydın. Seni yalnız evet. bırakmayayım dedim. Hocam sağ olsun kırmadı geldi. Hocamla birlikte olmak istedim. Tabii stüdyo özledim. İşte buradaki arkadaşlarımızı, evet, sevdiklerimizi. Bugün canlı yayın değil mi? Programdayız. Evet bir tabii. de çok güzel bizim için. Öğrencilerimizden de mesajlar gelecek. Onlara da cevap vereceğiz. Yani güzel bir program olacak böyle. Keyifli. Öğrenciler kaçırmasın. Veliler ekran başına mümkünse ayrılmasınlar. Evet, onu da hatırlatmış evet. olalım. WhatsApp hattımız var 0541-800-4500. Yine ekranımıza gelecek. Orada tercihlerinizi gönderebilirsiniz. Yapmak istediğiniz sınav sonuçlarınızı gönderebilirsiniz. Hem Necati Hocam'la hem de Cahit Hocam'la burada canlı bir şekilde cevaplayabiliriz. Neresi olabileceğini sonuçlarına bakabiliriz. Hocam ikinizden de müsaade ediyorum. Hatta Profesör Doktor Bayram Saati var. Aa, rektör hocam. Evet, Karatay Üniversitesi. Eğer hattayız alabiliriz sayın yönetmenim. Aa, hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederiz efendim. Hocam nasılsınız, iyi misiniz Bayram Hocam? Çok çok teşekkür ediyorum. Böyle bir tercih gününde, tercihin başladığı bir dönemde aracılığınızla Isparta'daki aday öğrencilere, ailelerine ve ilgililere hitap etmenin hazzını yaşıyoruz. Teşekkür ederim. Vallahi hocam bağlanacağınızı duydum. Hocam ne güzel dedim ya. Hocam bizi üniversitedeyken yalnız bırakmamıştı. Sağ olsun burada da bizimle beraber. Sizden hocam açılışı dedik rektör hocamızla yapıyoruz diye sevindik, mutlu olduk hocam. Neler söyleyeceksiniz hocam öğrencilere, velilere? Sağ olsun Necati hocam burada temsilen bizimle beraber üniversitemizle. Sesim geliyor mu hocam? Tekrar bağlanacağız, tamam. Evet, şu an bir görüntüde bir sıkıntı yaşıyoruz. Tekrardan bağlandığında alabiliriz. O zaman Necati Hocam'la. Evet, Necati Hocam'la başlayalım. Hocam, öncelikle sizi tanıyalım. Yani buradan izleyen öğrenci velilerimiz olarak sizi tanımakla başlayabiliriz. Öncelikle nazik davetiniz için çok teşekkürler. İsmim Necati Vardar. Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği öğretim üyesiyim. Aynı zamanda üniversitenin de rektör danışmanlığı görevini sürdürüyorum. Artık Konyalıyım diyebilirim. Yaklaşık 10 yıldır Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi personeliyim. Üniversiteden istiyorsanız hızlıca bir şey bahsedebilirim. Tabii ki hocam. Köklerine biraz bakmak gerekiyor belki bu bağlamda. Bildiğiniz üzere tarihi oldukça köklü bir üniversite. İsmini Selçuklular tarafından 1251 yılında kurulan Anadolu'daki ilk vakıf yüksek öğretim kurumu niteliğindeki olan Karatay Medresesi'nden alan bir üniversite. Hatta kökleri birazcık daha şöyle baktığınız zaman Ticaret Odası'nın bir üniversitesi, Konya Ticaret Odası'nın üniversitesi. Konya Ticaret Odası dediğimizde de aslında işte 70 meslek komitesinin, 20 bin üyenin ve Türkiye'nin en büyük 6. odasının bir üniversitesi. Böyle bir köklü bir üniversitenin bir personeliyim, onu söyleyebilirim. Yayının ilerleyen dakikalarında tabii ki de hem kendimden hem de üniversitemizden daha detaylı muhakkak bahsedeceğim. Şimdiden adayların bu 6-14 Ağustos'taki tercih aralığında tercihlerine olabildiğince dikkat etmelerini, hassasiyet göstermelerini. Çok önemli değil mi hocam tercih? Tabii. Yani hayatlarını değiştirecek. Yani evet. Şimdi bugün yapacakları bir tercih onların bir meslek sahibi olmasına. Öncelikle belki 4 yıllık bir üniversite okumalarını sağlayacak ama oradan mezun olduklarında elde edecekleri mesleği yaklaşık belki 35-40 yıl sürdürecekler. Bu bağlamda baktığımız zaman o zaman bu tercih çok kıymetli, çok değerli. Bu 6 ve 14 Ağustos arasındaki bu tercih aralığında bence danışmanlar
rehberlerle birlikte güzel bir tercih dönemi geçirmelerini bekliyoruz. Bu çok önemli. Gerek işte Konya'da tercihini yapacak olan öğrenciler için, gerek Isparta'da yapacak olan öğrenciler, Türkiye'nin her yerinde yapacak öğrencilerin bir kere tercih danışmanlarıyla, rehberlerle birlikte bir araya gelmeleri ve okuyacakları bölümü yerinde görerek ya da artık teknolojinin imkanları çok fazla, bunlara dikkat ederek web sitesinden inceleyerek, kataloglardan inceleyerek iyi bir tercih dönemi geçirmelerini öncelikle aday öğrencilerimizden istiyoruz. Tabii ki, yani başta verdiğimiz tanıtım filminde de zaten bu gözüküyor. Yani böyle üniversitelerimizin zaten tanıtım filmleri de var. Hani orada bir inceleyip veya görme imkanımız varsa yerine gidip görmemizin de çok çok faydası var bu anlamda. Tabii değil mi hocam? Ya oradaki yani bu şekilde hassasiyet şurada. Necati hocam çok doğru bir şey söylüyor. Yani kesinlikle, yani bu hassas bir iş, ince bir iş. Çok, gerçekten çok hassas. Profesyonellerle bu işin yapılması lazım. Yani oradaki bir rakam, bir tercih kodunda yazacağınız bir numaranın, bir rakamın değişmesi, 308 görmesi geçmiş olsun, evet, gibi çok dikkat etmek gerekiyor. Evet, o anlamda dikkat etmemiz lazım. Tercih döneminde yine dediğimiz gibi tercih uzmanlarıyla, yine eğitim danışmanlarıyla, rehber öğretmenlerimizle çok güzel bir şekilde bilgi alarak acele etmeyelim. Zaten bugün başladı. Haftaya cumaya kadar vaktimiz var. Güzel bir şekilde okuyacağımız bölümü iyi bir şekilde araştıralım. Çünkü bir yılımız belki gidebilir yanlış tercih yüzünden veya 4 yılımız 40 yıla hitap edebilir. O yüzden onlara dikkat edelim. Evet hocam, Karatay Üniversitesi ile devam edebiliriz. Yani aynı şekilde rektör hocamla yine bağlanmaya çalışıyoruz. Olduğunda yine döneceğiz hattımıza. Size yine bölümlerden başlayarak güzel bir şekilde anlatmaya başlayalım. Tamam, ben şöyle o zaman kısaca özet geçmiştim ama birazcık daha derinlemesine bir inceleme yapalım istiyorsanız. 2009 yılında kurulan bir üniversite, 2010 yılında da öğrenciler ilk defa kapısını açıyor. 2014 yılına gelindiğinde de ilk mezunlarını veren köklü bir üniversite aslında haline gelmiş oluyor. Şöyle istatistikleri de açarak geçeyim. Baktığımız zaman bugüne geldiğimizde 2020'de 9000 öğrenci rakamına ulaşmış bir üniversite. Rakam. 40 ön lisans ve lisans programı, 31 lisansüstü programı, yaklaşık işte 400 akademisyen mertebesinde bir akademisyen şeyimiz var. Baktığınız zaman işte 6 fakülte, 3 yüksek okul, 3 meslek yüksek okul, 3 enstitüyle eğitim öğretimine devam eden bir kurum. Hocam isterseniz bir virgül koyalım. Rektör hocam hattaymış, bekletmeyelim daha fazla. Evet, sayın yönetmeni bağlayabiliriz. Evet, iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar hocam, tekrar hoş geldiniz. Evet, bir kopukluk oldu galiba bugün. Adayların heyecanı hat yoğunluğuna da sebep oluyor galiba. Ben şöyle bir giriş yapayım. Necati hocam üniversitemizi yeterince tanıtacaktır eminim. Ama bugün tercih başladı biliyorsunuz. Aslında burada benim dikkat etmeden istediğim konu şu: hangi şehirde eğitim alacakları, hele bu ortamda çok daha kritik ve önemli, şehrin yaşanılabilir şehir olması, o şehrin öğrencilere sunduğu imkanlar, sosyal imkanlar, bir takım kültürel aktiviteler, şehirde barınma imkanları, şehrin ulaşım imkanları ve diğer bir takım kriterler önemli. Üniversiteyi ve ilgili bölümleri tüm yönleriyle, artık şu an örneğin bizim üniversitemizde tüm birimleri sanal olarak gezme şansına sahipler. Üniversitemiz web sitesine girdiklerinde ve tüm bölümler, tüm birimler hakkında bilgi alma imkanları var. Bunları araştırsınlar. Bir diğer konu, öğrencinin kendi isteği, kendi kabiliyeti, kendi hayalleri, kendi hedefleri çok kritik. Ya bunlar eğer oturmuşsa, bunların temelleri sağlamsa bunları önemsemelerini isterim. Tabii ki aileler, tabii ki arkadaşlar, tabii ki rehberler, rehber hocalarımız, bunlar son derece kritik ama bunlar yol göstericidir. Asıl olan öğrencinin yönünü ve rotasını nereye doğru yönelttiğidir. Bunlara dikkat etsinler. Benim sesim geliyor mu bilmiyorum ama. Güzel geliyor hocam şu anda. Gayet güzel hocam. Tamam. Evet, benim üniversiteyle ilgili söyleyeceğim de şudur. Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi iş dünyasının üniversitesi. Biraz önce Necati hocam biraz tarihsel sürecinden, isminden bahsetti.
Ben isterseniz birkaç farklılığı vurgulayayım. Yani bir Oda Üniversitesi, İş Dünyası'nın Üniversitesi, Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi. O zaman bu farklılığı acaba eğitime yansıtabiliyor mu? Nedir bu durum diye bir özetlemek gerekirse, evet, iş dünyası bizden farklılık istiyor. İş dünyası diyor ki bize, mezunlarınızı mezun olduğunda sektörü tanıyan, iş dünyasını tanıyan, iş dünyasının beklentilerini dikkate almış, onların talepleri doğrultusunda gerekli donanıma sahip olmuş, teorik bilgileri pratikle bütünleştirmiş, işe hazır insanlar istiyoruz diyor. Biz de az önce Necat Özel'in ifade ettiği gibi 20 bin üyesi olan bir iş dünyası üniversitesi olarak bu gücü de yanımıza alarak bu farklı eğitime yansıtmaya çalıştık. Örneğin bir program açılırken sektörün taleplerini dikkate aldık. Yani sektörde karşılığı olmayan iş sorunu ya da girişimcilik olarak kişinin kendisini mezuniyet sonrası yer bulamayacağı alanları aşmamaya gayret ettik. Bir diğer konu, bölüm açacağız ama müfredat ne olacak konusu. Biliyorsunuz sadece akademik müfredatlar, sadece akademisyenler oluşturduğu müfredatlar sahayı dikkate almamak mezuniyet sonrası önemli sorunlara yol açıyor. Biz müfredat çalıştayları uyguluyoruz. Öğrencinin alacağı müfredatı iş dünyasının temsilcileri ve akademisyenlerle beraber oluşturuyoruz. Böylece sektörde karşılığını bulan programlar oluşturmuş oluyoruz. Ayrıca bu müfredat çalıştaylarını belli aralıklarla tekrarlayarak müfredatı güncelliyoruz. Bir diğer konu ise sektör danışmanlığı diye bize özgün bir programımız var. Yani öğrenci üniversite ikinci sınıfta sektörden bir danışman atanıyor. Buna aslında bir eğitim sektör koştuğu da diyebilirsiniz. 3 yıl beraber bu yolculuğa çıkıyorlar. O sektör danışmanı öğrencimize sektörü tanıtıyor, sektörün beklentilerini tanıtıyor, sektörün hangi donanımları istediğini, o kişide neyi görmek istediğini anlatıyor. Öğrencimiz de 3 yılın sonunda sektörün istediği donanımda hazır bir şekilde bu dünyaya atılıyor. Kariyer ve mezun ilişkileri ofisimiz de bu donanımda sahip olmuş öğrencileri başta Konya Ticaret Odası üyeleriyle buluşturmak üzere Türkiye'nin değişik yerlerinde istihdamına katkıda bulunuyor. İstihdam verilerinde üniversitemiz öğrencilerin hızla mezun olmadan son sınıftan başlayarak iş bulduğunu gösteriyor. Üniversitemizin özgün bölümleri var. Bunlardan birkaçını söyleyecek olursam hocam fakülteleri tanıttı. İslam İktisadı ve Finansı bölümü Türkiye'de 2 tane var. Bir tanesi bizde. Enerji yönetimi programı sadece bizim üniversitemizde bulunuyor. Çok özel bir bölüm. Enerji hukukunu, enerji ile ilgili mühendisliği ve enerji yönetimini bir arada toplayan bir program. Sigortacılık ve sosyal güvenlik bölümü sadece Türkiye'de 2 üniversite var. Biri bizde. Sigortacılık sektörünün dünyada ne kadar geliştiğini düşünürsek bu bölümün önemi anlaşılır. Pilotaj bölümü bu konseptte belki ender üniversitelerden birisiyiz. Çünkü kendi hava parkımızda, kendi planörlerimiz ve kendi uçaklarımızla pilot yetiştiriyoruz. Ve bir de Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu adı altında sadece bizde olan bir bölüm var. Ben bu kadar giriş yapayım. Necati Hocam sanırım mühendislik ve diğer alanlarla ilgili ve yeni meslekler, yeni kariyer fırsatlarıyla ilgili önemli bilgiler sunacaktır. Sizin aracılığınızla sevgili öğrencilerimize güzel bir tercih dönemi ümit ediyorum. Ailelerine de öğrencilerimize itimat etmelerini, onlara biraz fırsat vermelerini, tercihlerini, onlara yardımcı olmalarını ama anlayış göstermelerini bekliyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum efendim. İyi akşamlar hocam, hayırlı akşamlar. Sağ olun hocam. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Teşekkür ediyoruz hocam bağlandığınız için.
Hoşçakalın efendim. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın. Sağ olun. Evet, hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir şekilde bölümlerden, fakültelerden bahsetti. İsterseniz kaldığı yerden devam edebiliriz hocam. Vallahi hocam çok detaylı aslında anlattı. Bana çok, belki çok fazla bir söz kalmadı ama ben şöyle hocamın bırakmış olduğu yerden devam edeyim. Aslında baktığınız zaman beşeri tarafta bir yapılanma, yani insana yaptığımız yatırımla büyümeye devam ediyoruz. Ama bunun tarafında da tabii ki de öğrencilerin istediği bir de fiziki bir büyümenin de mutlaka üniversiteler tarafında olması gerekiyor. Böyle baktığımız zaman ilk günden bugüne işte 19 bin metrekarelik bir kapalı alandan bugüne geldiğimizde 92 bin metrekarelik bir kapalı alana, toplamda ise 452 bin metrekarelik bir açık alana sahip bir üniversite. Hocam da bahsetti, işte bir pilotaj bölümü için Konya Eyrabat'ta 305 bin metrekarelik bir alana bir pist inşa ediyoruz. Kendi pistimizi inşa ettiğimiz bir alan. Hocam buradaki vurgu kendi havalanı, kendi evet, pisti kendi olan pistimiz. Türkiye'deki ilk üniversite. İlk üniversite. Tabii ki de pilotaj bölümü üzerinde biraz sonra belki detayları bahsedeceğim ama Türkiye'de bazı ilklere biraz önce rektör hocam bahsetti bölümler üzerinde. Gerçekten sigortacılık ve sosyal güvenlik alanı, enerji yönetimi, İslam iktisadı ve finans, pilotaj, bu dört bölüm belki Türkiye'de ilk açılan bölümler arasında. KTÜ Üniversitesi tarafından ilk açılan bölümler tarafından. Böyle baktığınız zaman toplamda dediğim gibi işte 6 fakültesi, 3 yüksekokulu, 3 meslek yüksekokulu, 3 enstitüsü ve 71 programıyla kısa sürede, yani bir şöyle baktığınız zaman tarihinde dediğim gibi 10 yıllık bir süreçte bu aşamaya gelen, 9000 öğrenci kapasitesine ulaşan ender üniversiteler arasındayız şu anda. Bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Evet, yani kısa sürede büyük bir başarılar elde edilmiş hocam burada, yani baktığımızda ve zaten yani pilotaj dedik, zaten havacılıkta zirvenin adresi yani. Baktığımızda şu an yani pilotaj dediğimizde Konya Karatay olarak zaten başlarda geliyor. Hatta bununla ilgili bir görsel videomuz da var. İsterseniz pilotajda öncelikli olarak onu bir girelim. Ondan sonra pilotaj üzerinde yine konuşmaya başlayalım. Eğer hazırsa onu alabiliriz. Evet, pilotaj bölümüyle ilgili VTR'mizde izledik hocam. Yani izlemişken üstüne de söylemek istediğimiz bir şeyler varsa pilotajla ilgili girebiliriz. Hemen şöyle istatistiklerle birkaç bilgi sizle paylaşmak isterim. Tabii ki de havacılık sektörü gerçekten son dönemlerde yükselen bir trend. Durum böyle olunca da sektöre yönelik iyi eğitim almış pilotların yetişmesi önem arz ediyor. Burada da Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi ciddi bir misyonu üstlendi. Türkiye'de neden ilk diyoruz? Aslında baktığımız zaman bir planör eğitimi ön plana çıkıyor. Yani diğerlerinden bizi farklı kılan şey nedir dediğimizde bir planör eğitimi. İkincisi, kendi uçaklarımızla öğrencilerimizin eğitimlerini alacak olmaları. Tabii ki de kendi pisti ve bakım merkezinin de kendi üniversitemiz içerisinde bulunuyor oluşu öğrencileri başlamış oldukları ilk yıldan son yıla getirdiğinde, dönemleri bittiğinde sertifikalarını alacaktır. Yani mezun olabilecekleri bir konuma getirmiş oluyor. Aslında böyle baktığınız zaman da gerçekten de çok önemli. 2019-2020 yılında ilk öğrencilerimizi almıştık. 32 öğrenciyi ilk pilot adayı oldular.
tabii ki de onların büyük bir heyecanı var. Konya'nın da böyle ilk pilotları olacaklar. Bunun aslında onları neler bekliyor? Baktığımızda şu anda bizim filomuzda iki tane planörümüz, iki tane de eğitim uçağımız bulunuyor. Herhalde bir sene içerisinde bu pistin tamamlanma süreciyle birlikte kendi pistlerine de kavuşmuş olacaklar. Eğitimlerine orada devam etmiş olacaklar. Bence bu onlara büyük bir artı kazandırmış olacak. Hangi tarafta? Tabii ki bu eğitim sürecinde. Ve biz özellikle pilotaj bölümünde ve üniversitenin aslında genelinde bir çap öğrencilerin çift ana dal. Yani bir üniversite, iki diploma. Bugün bir öğrenci söylemiştiniz değil mi hocam sanki? Yani, evet. Özellikle biz öğrencilerimize şu vurguyu yapıyoruz. Ben vardım o sohbetinizde hocam. Yani böyle bir abi gibi, bir öğretmen gibi. Yani tam şeye geldiler hocam, sözünüzü kestim. Evet. Tam geldiler Mehmet, gidiyorlar şimdi. Sağ olsun televizyonumuzun da ciddi bir desteğiyle şu an hayata geçen Isparta'da ilk bir proje Tercih Sokağı. Gene Karatay Üniversitesi'nde ciddi bir desteği var. Çok teşekkür ediyoruz o anlamda. Üç öğrenci geldi şimdi. Dedik gittiler artık dedik. Süre doldu. Yarın gelin diyeceğim. Hocam dedi gelin bakalım çocuklar dedi. Hani ne sizin sıralamalarınız falan, nereye kazanıyoruz, ne yapıyoruz dedi. Orada hocama ben sözü bırakayım dedim. Bir kızımız tıp istiyordu, bir kızımız çocuk gelişimi istiyordu, bir kızımız çaptan haberi yoktu, onu öğrendi. Şimdi çap deyince aklıma geldi hocam. Direkt oradan girmiştim, kusura bakmayın. Öğrencilerdeki yeni trend şöyle, birazcık tercih yapmakta aslında korkuyorlar. Bazıları il dışına çıkmakta tedirginler. Tabii ki de bunda pandeminin de getirmiş olduğu bir süreç var. Ama baktığınız zaman aslında tercihleri doğru yaptığımızda daha bilinçli, işte dediğimiz gibi burada danışmanların tercih danışmanlarının artıları ön plandan çıkıyor. Üniversitelerden destek alabilirler burada rehberlik kısmında. Üniversitelerin bazı aktivitelerinden haberleri olmadığını aslında görüyoruz. Bunlar ne? Mesela biz üniversite olarak diyoruz ki bir üniversite iki diploma. Bu ne? Aslında üniversiteye kaydoluyorsunuz. İlgili bölümünüzle yakın ilişkili diğer bölümlerde aslında çap yapma. Tabii ki de bunun bir başarı sıralaması, belli kriterleri, şartları var ama öğrenciler için çok büyük bir şey. Çünkü artık günümüzde bir diplomanın bile aslında maalesef katma değerinin daha azaldığını görüyoruz. Artık multidisipliner bölümlere yönelmenin olduğunu, yani bir diplomanızın yanında başka bir diplomanın ya da o bölümün başka bölümlerle ilişkili, işte atıyorum mesela bir mekatronik mühendisliği, bir nanoteknoloji alanı gibi multidisipliner bölümlere öğrencilerin yöneldiğini, ama tabii ki de burada bir korku oluyor. Yeni bölümler endişeleri yanında getiriyor. Biz onun için mesela pilotaj bölümündeki öğrencilere, tabii ki de bu 4 yıllık eğitim sonunda pilot olacaksınız ama süreç içerisinde rahatsızlanabilirsiniz, o pilot yetilerinizi kaybedebilirsiniz. Başlamış olduğunuz bu yolda sıkıntıya düşmemeleri için mesela pilotaj bölümüne başlayan öğrencilerimizi hemen ÇAP programıyla mühendislik fakültesindeki ilgili bölümlere yönlendiriyoruz ki burayı bitirdiğinizde evet belki bir pilotaj, pilot sertifikanız olacaktır ama yolda gelebilecek başınıza bir kazayla farklı bir mesleğe hızlı bir şekilde yönelmenizi sağlayabiliriz. Bu da işte öğrenciler için aslında aranan bir kriter olmuş oluyor. Bu bağlamda bugün konuştuğumuz öğrenciler de aslında öylelerdi. İşte 8400. sırada olan bir bayan arkadaşımız vardı, bayan öğrencimiz, aday öğrencimiz. O da kararsız. Isparta'da mı kalayım, başka illere mi çıkayım? Tabii tedirginlik var. Oranın kampüs alanları nasıldır? Çok detaylı bilmiyor. Farklı projelerde acaba yer alabilir miyim? Çünkü yeni gelişen neslin de gereksinimleri arttı. Bizim dönemimizin öğrenciliği maalesef şimdi öğrencilerde yok. Daha sabırsızlar. Öğrencilerde baktığımız zaman 45 dakika bir öğrenciyi sınıf ortamında tutmak çok mümkün değil. Diğer taraftan uygulama yapmak istiyor öğrenciler. Daha pratik istiyorlar. Yani evet teorik var ama pratiği görmek istiyorlar. Ben aslında bunu şuna benzetiyorum. Bir teknolojik ürün aldığımızda aslında kendimiz de bu teknolojiyle birlikte bu tarafa doğru kaymaya başladık. Şeyini okumuyoruz. Kullanım kılavuzunu okuma ihtiyacı duymuyoruz. İşte bir internet sitesinden daha pratik bir kullanımı var mı? Hatta o bir iki dakikalık videoyu bile ileri sardırıyoruz ki ilgili alana gelsin ki hızlı hemen oraya bir konsantre olalım. Çünkü neden? Hemen sıkılıyoruz. Sabırsızız. Şimdi bu da bu öğrencilerimizde olduğu için biz aslında bir konuyu da o tarafa doğru getirmek istiyorum. Müfredatta bile bu alanda değişikliklere gitmek istiyoruz. Çünkü öğrenci gerçekten o 45 dakikanın içerisinde durmak istemiyor. Daha çok uygulama yapmak istiyor. Daha çok sahaya çıkmak istiyor. İşini, yapacağı işi, mezun olduğunda yapacağı işi daha birinci sınıfta görmek istiyor.
Rektör hocam o konuda bahsetti. Ben biraz daha belki açmaya ihtiyacı duyacağım. Sektör danışmanlığı dediğimiz. Şimdi bizim öğrencilerde, yeni gelen öğrencilerde en çok yaşadığımız sıkıntı ya da sabırsızlık şu. Hemen geliyorlar. Dersleri tabii ki de bir akademik danışmanı var. Yani bizim öğrenci üniversitemize geldiğinde bir akademik danışman oluyor. Akademik danışman dediğimiz şey nedir? İşte dersini seçtirdiğimiz, genelde asistan arkadaşlarımızın bu süreci yönlendirdiği süreç, dersler seçiliyor. Sonra derslerden sonra en büyük şey şu. Ben bu dersi nerede kullanacağım? Hayatımda, işte ben mezun olsam, olmasam bu ders benim ne işime gelecek? Temel soruları gelmeye başlıyor. Burada biraz akademik danışman işin içerisine giriyor. Bizler daha çok işte öğretim elemanları, öğretim görevlileri. Burada bu işin içerisinde diyoruz ki bunu bu alanda, ama sizin söylemenizin de bazı yerde şey anlamını yitiriyor. Sektörden birinin söylemesi gerekiyor. Burada da bizde üçüncü saç ayağı da işte sektör danışmanı. Onun bir abisi, işte bir firmanın bir CEO'su, alandan birinin olması bu çok önem arz ediyor. Böyle olunca o zaman ne oluyor? Almış olduğu dersi sektörde karşılığını görüyor oluşu ufku bambaşka yere getiriyor. Diyor ki evet ya, ben bu dersi burada görecekmişim. Ne işe yarıyor diyor. Bakıyor yaradığı yeri görüyor değil mi hocam? Aslında bir de tam tersi var. Müfredatlarımızda da maalesef böyle statik kurguladığımızda, yani hiç değişmez. Biz örneğin bir makine mühendisliği bölümünün bir müfredatını aldığınızda işte 4 yıl boyunca ya da 10 yıl boyunca aynı müfredatı okutuyorsanız bunda bir temel bir sorun var. Biz orada ne yaptık? İşte sektörle iç içe olmanın, iş dünyasının üniversitesi olmanın avantajını burada şeye getirdik, evet. Artıya çevirdik. Biraz önce rektör hocam da söyledi. Müfredat çalıştayları yapıyoruz. Diyoruz ki makine mühendisliği örneğinden gidelim. Makine mühendisliği olmak için evet temel bir makine mühendisliği bilgisine sahip olmanız gerekiyor. Ama başladığınız günle 4 yıl arasında da teknoloji çok hızlı değişiyor. Bugün işte drone'ları, İHA'ları, SİHA'ları konuşuyoruz. Dünya devlerinin bu pandemi döneminde insansız robotlarla firmaları yönettiğini görüyoruz. Ya da işte yine bir pandemi döneminde Wuhan'da, Çin'de sokakların insansız araçlarla temizlendiğini görüyoruz. O zaman dedik ki evet, temel dersler bunlar. Bunun üstüne neler koymalıyız? Sektör karar veriyor. Diyor ki ben mezun öğrencinizde şu kriterleri bekliyorum. O zaman biz müfredatımızı diyoruz ki dinamik bir müfredat yapalım. Temel dersler bir köşede dursun ama teknik derslerin yanında seçmeli dersleri de sektörden alalım. Sektör desin ki şu programı öğrenmesi gerekiyor. Bu sefer sektör de canlı oluyor. Evet. Yani sektör şunu söyleyemiyor. En azından Konya için şunu çok rahat söyleyebiliyorum. Konyalı sanayici artık taşının altına elini koymuş vaziyette. Müfredata kendisi de bir paydaş olduğu için, dış paydaşımız olduğu için müdahalede bulunabiliyor. Bu çok güzel oluyor. Şunu söyleyemiyor 4 yıl sonra. Ya bu öğrenci benim istediğim gibi mezun olmamış. Sen de bu müfredatın içerisindeydin. Sen de vardın. Biz ona göre yetiştiriyoruz. Böylelikle ilk çıkışımızda söylediğimiz, iş arayan değil, işte aranan mezunlar yetiştiriyoruz. Hatta geçtiğimiz dönemlerde onu biraz daha iyi, iş kuran mezunlar. Yani girişimci. Girişimci. Çünkü o tarafa da artık yönlendirmek gerekiyor öğrencilerimizi. Hatırı sayılı kadar mezunumuzun da artık kendi şirketlerini, kendi işlerini kurduklarını görüyoruz. Bu da bence çok önemli gelişmelerden bir tanesi. Yani yetenekler yetkinliğe dönüşüyor hocam. Aynen, doğru. Çok anlamlı. Sonuçlar mı geliyor Mehmet bir yandan? Evet, bir yandan da WhatsApp'tan sonuçlarımız da gelmeye başladı. Onlara bakarız daha sonra. Evet, onları yine ikinci bölümümüzde kaçırmayalım da. Kesinlikle, ben de öyle düşünmüştüm. Evet hocam, bölümlerden güzel bir şekilde bahsediyoruz. Tabii ki burada bir pandemi sürecine değmiştik. Artık o pandemi sürecinde bu uzaktan eğitim başladı. Yani artık Mart'tan itibaren sizin de tabii uzaktan eğitim olarak devam etti. Yani bu süreci nasıl sağladık? Karatepe Üniversitesi olarak nasıl devam ettik? Öğrencilere ulaşımda nasıl bir fayda sağladık? Onlara değinebiliriz. Şöyle söyleyeyim, Konya Ticaret Odası Karatepe Üniversitesi 2017 yılından itibaren aslında uzaktan eğitime bazı derslerle geçmişti. Öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz uzaktan eğitim sistemine, en azından kendi sistemimize çok uzak değillerdi. Bunu hani şöyle örneklendirelim. İşte 23 Ekim 2017 tarihinde uzaktan eğitim uygulama ve araştırma merkezimizin kuruluşu. O günden pandemi sürecine kadar 30 bin kullanıcıya bir hizmet vermişliği vardı. Bu hizmetler nelerdi aslında? Öğrencilerin 5 iyi dersleri dediğimiz işte Atatürk İnkili ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, İş Sağlığı Güvenliği ve Temel Bilgi Teknolojileri derslerini öğrencilerimiz sistem üzerinden online olarak almaktalar.
Bu süreçte de devam etti. Biz kurum içerisinde vermiş olduğumuz hizmet içi eğitimlerimizi de yine benzer şekilde bu uzaktan eğitim platformumuz üzerinden verdik. Yani kurum personelimizin, çalışanlarımızın akademik olsun, idari olsun, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, bilgi güvenliği, siber güvenlik alanlarındaki eğitimlerini de uzaktan eğitimle veriyorduk. Böylelikle aslında hem sisteme uyum sağladılar hem de geçişi hızlandırdılar. Şimdi baktığımız zaman sadece bunlar değil, tabii ki de işte farklı online eğitimlerin satışını da biz buradan gerçekleştirmiştik. Verilecek eğitimleri de bu sistem üzerinden veriyorduk. Bursluluk sınavlarımızı biliyorsunuz, yabancı uyruklu öğrencinin, uluslararası öğrencinin bursluluk sınavlarını geçtiğimiz yıllarda da yine bu sistem üzerinden yapmıştık. Bu sistem üzerinden yürütüyorduk. Tabii ki de bir pandemi süreci başladığında, yani bizim için 23 Mart tarihi biraz orada bir milat. En çok siz yoruldunuz herhalde değil mi hocam? Evet, ben bir uzaktan eğitim merkez müdürüyüm. O sürece ekibinizle beraber gerçekten müthiş bir yoğunluk var. Çünkü üniversiteye geldim, gördüm hocam, biliyorum yani. Evet, o imkanı da sağladınız. Yani şey olarak tabii. Tabii gördüm yani, şey metrik sistem gibi yani, hani böyle. Çok kalabalık da bir ekip var hocam o anlamda çalışanlar. Şimdi sağ olsunlar, tabii ki de buradan bu çalışmaları yürüttüğümüz ekibimize, üniversitemize, onun yönetimimize çok teşekkür ediyoruz. Çünkü biz 2017'de bu sistemi kurarken hep en iyisi olsun. Hiç belki böyle bir süreci başımıza geleceğini, böyle bir pandeminin başımıza geleceğini bilmiyorduk ama kurarken en iyisini kurarım. Sadece 5 iyi dersleriyle değil, sonrasında bunun üstüne bir şeyler ekleyebilir miyiz? Farklı lisans, ön lisans, yüksek lisans eğitimlerini buradan gerçekleştirebilir miyiz dediğimizde aslında doğru bir karar verdiğimizi şimdi görüyoruz. Çünkü biz 23 Mart'a geçtiğimizde pazartesi sabahı 1000 dersle birlikte derslerimizi ayağa kaldırmıştık. İkinci haftamızda üniversitede vermiş olduğumuz derslerin %84'ünü, dönem sonunda da %95'ini vermiş olduk. Öğrenciler de çok hızlı, akademisyenlerimiz de sağ olsun çok hızlı bu sürece adapte oldular. Çünkü dediğim gibi süreç kolay değil. Çünkü buradaki trafik de çok arttı. Sadece siz geçmiyorsunuz, sizinle birlikte Türkiye'deki 200 üniversite yaklaşık olarak bu trafiğin içerisinde rol almaya başlıyor. Ama son aşamaya geldiğimizde şunu gördük. Gerçekten dönem sonunda, yani 23 Mart'la başlayan sürecin 5 Haziran'da son bulduğunu düşünürsek bizim için eğitim öğretimde 1.1 milyon tıklanma, 46 milyon dakika izlenme. Çok büyük bir rakam. Evet. Yani öğrencilerimizin özellikle şu alanda büyük bir avantajları oldu. Biz derslerimizin tamamını senkron yaptık. Yani öğrenciler birebir ders programlarındaki gün ve saate uygun bir şekilde, pandemi öncesinde nasılsa pandemi sürecinde de ders saatinde ekranın başında dersi işleyebildi. Ve büyük bir avantaj, sonrasında ders bittikten sonra kayıttan da seyredebildiler. Şimdi yani hem etkileşimli hem senkron hem de asenkron olarak banttan seyredebildiler. Dediğim gibi böylelikle de 46 milyon dakikaya ulaşan bir rakam oldu. Tabii ki öğrencilerden de çok güzel geri dönüşler görüyoruz. Biz bu pandemi sürecinde de yaptığımız anketlerde de uzaktan eğitim kalitesini oylamalarını tabii istedik. Tabii ki de bu tarafta da ciddi bir şey var. Çünkü örnek vermek gerekirse hukuk fakültesi öğrencisi zaten mesela devamsızlık aranmayan bir bölüm. Evlerinde dersleri çalışıyorlar yoğun bir şekilde. Çünkü çoğunun belki gelme imkanı olmuyor, farklı illerdeler. Ama pandemi sürecinde şöyle bir avantaj sağladılar. Onlar kendilerini avantaja çevirdiler. Ya dediler, ben zaten kitaptan derslerimi çalışıyorum. Bir de banttan ya da canlı hocamı tekrar seyretme şansım oldu. Benim normalde okula gelip bu imkanım yoktu, gelemiyordum. Çalışıyorum ya da farklı bir şey. Bunu kendileri artıya çevirdiler. Dersleri devamlı seyrettiler, sorular sordular, projelerini yaptılar o platform üzerinden. Böylelikle de baktığınız zaman aslında ciddi bir şeyi, trafiği bu tarafa doğru yönlendirmiş olduk. Şöyle ufak birkaç hani rakam vermek istiyorum. Hani ne oldu? Hani bu kadar şeyi söylüyoruz ama gerçekten sayısal anlamda bunun karşılığı nedir dediğimiz zaman sadece bu 11 haftalık süreçte 13.400'e yakın dersi yapıldığını gördük sistem üzerinden. Hocaların bir sürü aktivite, yani bunun içerisinde sanal sınıf aktivitelerinden tutun da dokümanlar, ödevler, videoların, projelerin bu sistem üzerinden döndüğünü gördük.
sevindiğimiz nokta aslında şu, akademisyenler tarafında da bir iyileşme, ders notlarının geliştirilmesi, evet bakın bu kısımda eksiğimiz varmış dediğimiz noktalara tekrar tekrar dönme şansı bulduk. Kendilerini de bütün akademisyenlerimiz dijital platforma geçirmiş oldular. Hem yapmış oldukları işte sunumları daha dijital hale getirdiler. Projeleri bu pandemi sürecine daha uygun hale getirdiler. Öğrencilerle en azından o etkileşimi kaybetmemiş oldular. Yani sadece bir monitörün karşısında bir ders veren, bir slaytı okuyan bir hocadan daha çok etkileşimli bir alana çevirmiş oldular. Bu bence öğrenciler açısından çok avantajlı oldu. Belki ilerleyen dakikalarda söylerim. Sadece biz bu platformu bu kısım için de, sadece ders kısmı için de kullanmadık. Sosyal aktivitelerin çoğunu da yine bu taraftan vermeye devam ettik. Belki onlardan da ilerleyen dakikalarda bahsederim. Aynen hocam. Özellikle şu dikkatimi çekti. Öğrenciler eğitimden kalmamış yani. Saat olarak da kalmamış, hani ders olarak da zaten kalmış ve özellikle uzaktan eğitime zaten alışkın Karatay Üniversitesi. Yani bunu biliyormuş. Şunu sormak istiyorum hocam, özellikle ilerleyen süreçte artık yani okulumuz, yani üniversitemiz açıldıktan sonraki süreçte uzaktan eğitim devam edecek mi? Şimdi normal şartlar altında pandemiden öncesi için konuştuğumuzda uzaktan eğitim yönetmeliklerinde belli bir sınırlamalar vardı. Bu pandemiyle birlikte gördük ki bu %10'luk bir kısımdı, yani %10'unu verebiliyordunuz derslerin. Burada tabii ki Yükseköğretim Kurumu'nun da bir iyileştirme çalışmaları oldu. Burada maksimum %40'a kadar sınırı biraz daha genişlettiler. Yani derslerinizin %40'ını, tüm müfredatınızdaki dersinin %40'ını uzaktan eğitim platformuna çevirebilirsiniz. Eğer pandeminin devam etmesi durumu olursa üniversite yönetimlerine bunu bıraktılar. %100'üne kadar çekebilirsiniz dediler. Pandeminin ben şöyle bir artısını gördüm. Uzaktan eğitim, dijital dönüşümde tüm hocalardan herhalde ortak bir kanı, biz buna devam edelim. Yani fiziki olarak pandemi geçmiş olsa da biz buna devam edelim. Bu bizim bir yardımcı materyalimiz olsun. Yani evet ben fiziki olarak dersimi burada anlatayım ama projelerimi, ödevlerimi, vermek istediğim videoları, anlatmak istediğim ekstra dersleri, ek dersleri, yapamadığım dersleri mesela bu platform üzerinden vermeye devam etmek istiyorum yönünde ciddi şimdi talep topluyoruz hocalarımızdan. Bu da aslında bu platformun değerini gösteriyor. Tabii ki de bir fiziki ortamda olan kadar etkileşemeyebilirsiniz. Bu çok doğal. Bazı derslerde işte özellikle proje derslerinde, özellikle sağlık alanındaki bazı derslerde öğrencinin uygulama yapması gerekiyor ki bu çok hakları normal. O alanlar belki birazcık geri planda kalmış olabilir ama diğer taraflarda mutlaka iyileştirmeye açık taraf olduğunu gördük. Biz de bu pandemi tabii ki inşallah devam etmez ama pandemi geçtiğinde de biz uzaktan eğitimi yardımcı materyal olarak devam edeceğiz üniversitemizde. Evet, yani öğrenci bu anlamda daha çok bir avantajlı olabiliyor. Hocam şu an bir reklam arasına gitmemiz gerekiyor. Reklamdan döndükten sonra yine WhatsApp'tan gelen sorularımız var. Özellikle Karatay ile yabancı dil imkanı, yurt dışı imkanı ile ilgili birçok soru geliyor. Ona ne zaman geçeceksiniz diye. Onu da ikinci bölümümüzde yer verelim. Ve yine sonuçlarımız da gelmeye başladı hocam. Bekleyen velilerimiz de, öğrencilerimiz de var. Yeteriz ve yetişiriz onlara, üzülmesin. Evet, kesinlikle. Onları da değerlendirmiş olalım. Evet, şu an sayın seyirciler bir reklam arasına gidelim. Reklamlardan sonra tekrardan karşınızdayız. Merhaba izleyenler. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet Necat Hocam, yine birçok reklam arasında da sorumuz geldi. Yani bizim de tercih döneminde ve sizlerin de en fazla karşılaştığı şeylerden biridir. Artık bir yükselen meslekler var. Hangi meslekleri tercih etmeliyiz? Bu meslekleri tercih listesimizde yazmalı mıyız? Diye bir sorular geliyor bununla. Yani istersen yükselen mesleklerle bir girebiliriz hocam. Şimdi bize de benzer sorular tercih döneminde en çok rastladığımız sorular arasında. Tabii ki de öğrenciler şu anda dediğim gibi geleceklerine karar veriyorlar. Geleceklerinin tercihlerini yapıyorlar. Kolay değil. Onlar ve aileleri açısından aslında bu bir haftalık belki iki haftalık süreç en zorlu geçecek süreç. Baktığımız zaman şöyle dünyadaki meslekleri şöyle derlediğimiz zaman aslında dünyadaki trendin ve yeni mesleklerin disiplinler arası mesleklere doğru kaydığını görürüz. Hayatımıza bundan sonra da çok yeni meslek girecek. Yeni meslek isimleriyle bazı meslekler isim değişikliğine uğrayacak. Böyle biraz bir evrim geçirecekler. Çünkü dediğim gibi biraz öğrenince de öğrencilerde yeni trendde daha doğrusu aslında şu anda Z kuşağı ile birlikteyiz.
gelen bir alfa kuşağı var. Onlarla birlikte çok şey değişecek. Dediğim gibi hızlı tüketiyorlar, sabırsızlar, soruyorlar, sorguluyorlar. Daha çok pratik isteyen bir nesil olduğu için baktığımız zaman ilgi alanları da kaymaya başlıyor. Teknolojiyle birlikte de aslında birçok mesleğin alanı yitirdiğini görüyoruz. Aslında ben her öğrenciye aslında şöyle söylüyorum. Diyorum ki bugün tercih edeceğin mesleği kaç yıl sonra veda edeceğimizi düşünüyorsun? Yani bu teknolojiyle birlikte. Çünkü şöyle hızlıca şöyle biraz geriyi tarayalım. İşte bir telefon santral operatörleri eskiden bağlıyorlardı fişlerle birlikte. Çok uzak değil. İşte dedelerimizin anlattığı şeylerdi, babalarımızın. Telefon bağlatıyorduk diyor. Şimdi bir cep telefonu uygulamasıyla bir aplikasyonla bakıyorsunuz ki 10 kişi 15 kişi birbirine bağlıyorsunuz. Öyle bir mesleğin artık ne olduğunu görüyorsunuz, yok olduğunu görüyorsunuz. İşte şimdi çok yakınızda her gün markete gidiyorsunuz. Bazı marketlerde kasiyerlerin olmadığını göreceksiniz çok yakın süreçlerde. Neden? Kasiyersiz alışveriş teknolojisi gidiyor. İşte Amazon Go'nun dünyada uygulamalarını görüyorsunuz. Yapay zekayla, algoritmalarla, sensör teknolojileriyle birlikte belli mesleklerin hızlı bir şekilde tüketildiğini görüyorsunuz. Yine örnekler arasına baktığımız zaman işte bir Tesla'yı görüyoruz belki insansız araç, otonom araçlarda. Ama baktığınız zaman o otonom araç teknolojisiyle birlikte çok belki yakın zamanda işte taksicilik sektörünün, kargo sektöründeki taşımacılığın belki olmayacağını göreceğiz. Hayatımızı nasıl etkileyecek? İşte biz diyoruz Endüstri 4.0 ama bir taraftan da en çok korkulan şu. Ya robotlar mı yerimize geçecek? İşte mühendisliğin en çok sorduğu sorular. Biz işsiz mi kalacağız? Hayır, aslında Teknoloji 4.0, Endüstri 4.0 gelirken arka tarafta da yapılan çalışma Toplum 4.0 çalışması. Neler olacak? Neler bitecek? Çünkü baktığın zaman son dönemdeki en yeni, en gözde bölümlerin işte bir mekatronik mühendisliği olduğunu görüyorsunuz. Çünkü işveren de bir makine mühendisi, bir elektronik mühendisi, bir bilgisayar mühendisi yerine departmanda bir mekatronik mühendisini çalıştırmayı çok daha uygun görüyor. Böylelikle de aslında şeyin, trendin daha çok disiplinler arası bölümlere kayacağını göreceğiz. Onun için yeni bölümlerden bence çok korkmayalım. Yeni bölümleri tercih etmeye, kataloğa yeni girmiş bölümleri tercih etmekten çok korkmayalım. Ve özellikle ben aday öğrencilerden tercih döneminde şunu çok istiyorum, özellikle baksınlar. Yani bir üniversitenin X bir bölümünü tercih edeceklerse bir kere evet katalogda diğer üniversiteleri de bir çıkartsınlar. Bir sıralamayı mutlaka yapacaklardır. Ama bir üniversitenin bir müfredatına girsinler. Bir müfredatına baksınlar. Ya gerçekten bu konuşulanlar bu 4 yıl boyunca benim önüme gelecek mi? Bu anlatılanlar var mı? Sonrasında bir laboratuvarlarına baksınlar. Yani bu anlatılan şeylerin bir uygulaması bu laboratuvarlarda yapılabilecek mi? Ve sonrasında da kaç yıl sonra ben bu meslekten kaybolacağım? Ya da bu meslek benim elimden gidecek. Çünkü öğrenciler gerçekten işte 10 yılı, 15 yılı çok uzak bir yermiş gibi görüyorlar. Ama aslında şunu söylüyorum. Ya bugün 18 yaşınızdasınız. Diyelim ki mesleğiniz teknolojiyle birlikte kaybolacak. 15 yıl sonra kaç yaşında olacaksınız? 33 yaşında. 33 yaşında işsiz kalmış olacaksınız. O zaman demek ki geleceğe damga vuracak bölümlere, teknolojiyle birlikte evrimleşecek bölümlere gitmemiz gerekiyor. Bunu tıp alanında bile görüyoruz. İşte en son 2019'un son aylarında Çin'de gerçekleştirilen bir operasyonda 40 kilometre ötedeki hasta joystick'le ameliyat edildi. Kamera teknolojileriyle. Çünkü 5G teknolojisiyle birlikte milisaniyeleriyle tepki süreleriyle birlikte hastayı 40 kilometre. Bu teknolojinin gelişmesiyle belki kıtalar arasındaki bir hastanın ameliyatına sadece size alo diyecekler. Diyecekler ki benim ameliyatımı gerçekleştirebilir misiniz? Artık tıp fakültesi okuyan cerrahın ben bilgisayar teknolojisinden çok uzağım, bu teknolojiye çok uzağım demesinin imkanı yok. Demek ki bir bilgisayar mühendisi en az bir cerrah kadar o alanı da bilmesi gerekiyor. Neden? Çünkü oraya bir aplikasyon üretecek. Oraya bir uygulama yazacak. Ya da bir cerrahın işte bu teknolojiye sahip olması gerekiyor ki aranılan cerrah olması için. Onun için meslekler çok ayrışacak. Şimdi yapay zekayı duyuyoruz. Belki tarih vermek çok şey olacak ama önümüzdeki belki bir 10 yıl içerisinde bilgisayar mühendisliğini değil de başka ona yakın yapay zekayı, bilişimi konuşacağımız bölümler daha çok
duyuyor olacağız. O zaman şunu demeyeceğiz. Evet ya, bilgisayar mühendisliği gerçekten şu anda yazılım vesaire çok önemli. Ama donanım şeye baktığınız zaman işte bir tarafta donanım var. Donanım biraz daha geri planda kaldı. Artık herkes ufak bir aplikasyonla bir yazılım yapıyorsunuz. Bugün dünyanın önde gelen yazılım şirketlerine de baktığınızda aslında onu görebiliyorsunuz. İşte bir markete koyduğunuz bir ürün işte 4 milyar, 5 milyar kez tıklanıyor, indiriliyor ve çoğu ürününde, o marketlerden indirdiğimiz cep telefon aplikasyonlarında aslında ücretsiz olarak satın alıyoruz. Aslında hemen bir soru işareti oluşuyor. Neden biz bu yazılımları ücretsiz alıyoruz, ücretsiz kullanıyoruz? Çünkü arka tarafta büyük bir veriyi depoluyorlar. Bu veriyle birlikte aslında neyi görüyoruz? Bir veri analizi yapan mesleklerin de doğacağını göreceğiz çok yakın zamanda. Onun için alanlar değişiyor, evrimleşiyor. Bizim de buna ayak uyduruyor olmamız gerekiyor. Dediğim gibi tercih döneminde öğrenci arkadaşlar tercihlerini sıraladıklarında sadece 4 yılı değil, bir 10 yılı, 15 yılı bu mesleğin geleceğine iyi bakmaları gerekiyor. Sadece Türkiye ölçeğinde de kalmasınlar. Dünyada bu işte neler oluyor, bu ekosistemde nasıl işler gelişiyor, ben neler yapacağım? Yani ufuklarında şu olsun, ben mezun olduğumdan ne yapacağım? Nerede olacağım? Değil çünkü mi hocam? Artık emin olun ki üniversite okumak çok sorun değil. Bütün öğrenci arkadaşlarımız, ben gönül rahatlığıyla söyleyebilirim, mutlaka üniversite mezunu olurlar. Ama iyi bir meslek, iyi bir kariyer, iyi bir gelecek sahibi olmak birazcık daha zorlaşıyor. Yani eskiden işte biz şunu söylüyorduk, bir dil, birden fazla iki dil bilin, belki üç dil bilin. İşte farklı yazılımlar bilin ama bunların yanında başka artıları daha koymanız gerekecek ki bu bir diplomanın yanında belki ikinci bir diploma. Artık kodlama diye de bir dil öğrenecekler değil mi hocam? Yani o da ayrı bir dil olarak artık, değil mi? Doktor da bunu bilecek, mühendis de bunu bilecek, matematikçi de bunu bilecek. Yani aslında bizim şu an şu yaptığımız program öğrencilerden çok bence velilerin izlemesi lazım hocam. Şimdi çok önemli bir noktaya değiniz, kodlama. Baktığınız zaman Avrupa'da, Amerika'da 4. sınıf müfredatına girdi. İlkokul 4 müfredatına girdi. Kodlama temel düzeyde. Şimdi bizde üniversite tarafında hemşirelikten tutun iç mimarlığa, mühendislik zaten alıyor ama mühendislik fakültesinden tutun da hukuk fakültesine kadar tüm öğrencilerimizin alabileceği oluşturduğumuz havuzda bu dersleri veriyoruz. İşte blockchain veriyoruz, robotik kodlama veriyoruz, algoritma ve buna benzer yazılım dersleri veriyoruz. İşte bir web sitesi, bir e-ticaret, havuz çok geniş. Sadece öğrencilerin kendi alanlarıyla değil, diğer alanlarla da nasıl bir o entegrasyonu sağlayacakları, mutlaka o arayı kapatacakları bir eğitimi öğrencilerin önüne mezun olmadan vermek gerekiyor. Çünkü mezun olduktan sonra bunları öğrenmek bir vakitlerini kaybetmesine neden olacak. Biz onun için 4 yıl içerisinde donanımlı bireyleri yetiştirelim. Bu açığı kapatmış olsunlar. Evet, şu anda mesela üniversitemizde 8 dil tercih edebilirler. 8 dil öğrenme imkanları var. Farklı yazılımları öğrenebilirler. Bu demek oluyor ki aslında öğrencilere geniş bir yelpaze sunuyoruz. Burada başarıya giden yol artık kesinlikle öğrencinin bireysel çalışması. Evet, kazanacak iyi yerleri inşallah bütün aday öğrencilerimiz gönüllerinde neresi varsa orayı kazanırlar. Ama kazandıktan sonra yeni bir maratonun başladığında mutlaka bilsinler. Değil mi yani, hocam? İlk yıl yatmak yok hocam değil mi üniversitede? Kazandım diye. Hadi bakalım tamam. Şimdi Sayın Hocam, şimdi bugün de gene biz tabii program öncesi hocamla beraberdik ya, hani bir öğrenci ne dedi hocam? Tıp dedi, tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesi, hukuk fakültesi dedi. Bunları kazanamadım, ilk 10 bine giremedim, 20 bine giremedim hocam, sıralamamda söylemek istemiyorum dedi. Şimdi biz de bir defa böyle bir soralım dedik, hani bir defa daha acaba söyler mi ki diye konuyu değiştirdi. Peki dedim, niye söylemek istemiyorsun, niye konuyu değiştiriyorsun, nedir? Hocam bunlar olmuyorsa zaten dedi. Çok böyle ne bileyim Boğaziçi'nde bilmem Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde mühendislik olmuyorsa o da olmaz dedi. Ne olacak peki dedim. Düşüneceğim ama dedi. Şimdi hocam orada söze girdi. Buradaki yetenek yetkinliğe dönüşse değil mi hocam? Yani böyle bir sınırlandırmayı kabul edebiliyor muyuz yani hocam? Yani illa başlangıç böyle mi olmalı yani? Şimdi tabii ki de öğrenciler genelde biz tercihlerde yönlendiriyoruz. Bunu aileler hocam, bunu aile var ya hocam, güdümlemiş. Etme. Evde cephaneyi doldurmuş hocam.
Ya bunlar ailenin şeyleri yani. Şimdi belki velilerimize de o tarafı biraz daha kırmak gerekiyor. Mutlaka tabii ki de öğrencinin seçeceği bölüm çok önemli. Kendini ifade edebileceği, kendi özgürlüğünü yaşayabileceği, kendi içinden geleceği bölümü okuması çok önemli. Ama bazen öğrenciler de, veliler de şeyde o dar çerçevede maalesef kalıyoruz. Diyoruz ki ya işte alternatif bölümler belki sizin öğrencinizin, bu aday öğrencinin okuyabileceği bölümler. Biraz da bu taraflara kayalım. İlla şehir dışı yazdırmak istemiyorsunuz ama bölgenizdeki üniversiteleri bir tanıyın. Çünkü Isparta hocam, sözünüzü bu konuda... kesiyorum. Bununla ilgili bir soru var. Devam edin hocam. Aynı şekilde bakın şimdi hemen gelmiş. Deminden beri de sağ olsun yazıyor. İzmir'den bir öğrencimiz 440.000. Olduğunu, ismini yazmamış, söylemedim ismi zaten. Olmuş hocam. Ne diyor? Birçok hemşire, ben hemşire olmak istiyorum diyor. Sıralamaları ben daha sonra söyleyeyim öğrencimize ama hocaya soru sormadan hemşireliği kazanma ihtimali var hocam. KTÜ Karatay Üniversitesi'ne gelebilir. Birçok yere gelebilir. İstanbulların sıralamasını göndermiş bana. İzmir'de yaşıyor. İstanbul civarına gitmek istiyor. Anladığım kadarıyla. Isparta'dan bu şekilde şeyler, cevaplar geliyor, sorular geliyor. Ona da cevap vereceğiz ama hocam yani böyle bir algı var. Bizim kendi bölgemiz bu anlamda, yani İstanbul'a bizim şehrimiz, ülkemizin güzide şehri tabii ki yani hani bu anlamda çok önemli ama her kesim gelemiyor mu yani Konya'ya? Burada hemşirelik yok mu veya Antalya, Konya değil mi hocam? Siz Konya dediğiniz için, bölgemiz dediğiniz için girdim hocam. Buyurun hocam. Şimdi tabii ki de öğrencinin almış olduğu puanla belki hemşirelik gelecektir ama belki eğer gelmiyorsa da yakın bölümleri tercih edebilir. Bir çap imkanını yani çift anadal yapabileceği, yani hemşireliğe bugünün şartlarında belki puanı yetmiyordur ama bir üniversitenin kapısını aralayabileceği, yine sağlık alanında anladığımız kadarıyla öğrenci, evet, hemşirelik aynen dediğimiz zaman sağlık alanında düşünüyorsa belki farklı bir bölümlere girip içeride başarıyı sağladıktan sonra çift anadalla hem istemiş olduğu hemşirelik bölümünü hem de diğer bölüm, kazanmış olduğu diğer bölümü mesela aralayabilir. Bu işte bir odyoloji olabilir, bir çocuk gelişimi olabilir, bir hemşirelik olabilir. Belki bir yakından bir ebelik programıyla hemen bir hemşireliğe, yani yakın programlar olduğu için söylüyorum. Birbirlerine geçiş sağlayabilir. Yani onun için bence yani biraz da önce de Isparta üzerinde de söylüyorum. 2 tane üniversite var. Burada böyle bir üniversite var ama yakın çevrelerde de alternatifleri mutlaka değerlendirmeleri gerekiyor. Ben özellikle öğrencilerden şunu istiyorum. Okumak istediğiniz bölümü bir kere yerinde görün. Oranın sorunlarını tespit edin. O alandan birkaç kişiyle en azından konuşun. Odaları vesaire varsa odalarına gidin. İşte hemşire olmak istiyorsanız bir hemşireyle bir 15-20 dakika bir muhabbet edin, sohbet edin, sorunlarını anlayın. Çünkü kolay meslekler değil. İşte bugün pandemi sürecinde görüyoruz sağlık çalışanlarımızın ne kadar zor şartlarda çalıştığını. Belki birinci yılında, ikinci yılında olmayacağını anlayacak, vazgeçecek. Onun için dediğim gibi de öyle bir seçenek alandan birileriyle mutlaka görüşmesi, bir üniversitenin kapısını çalması, işte laboratuvarlarını, artılarını, eksilerini, 4 yıl sonunda başına ne geleceğini, belki bir baş hemşireyle, bir yeni başlamış hemşire arasındaki farkın ne olduğunu görmeleri gerekiyor. Çünkü bizde maalesef öğrenciler, siz ne kadar birinci sınıfta bir şeyler anlatsanız da öğrenci staja gidene kadar bölümün emniyetini anlamıyorlar. Ne zaman staja gidiyorlar? Dışarıda bir şeyler görmeye başladıkları zaman benim başıma bunlar gelecekmiş diyor. Bu kadar zormuş diyor. İşte bunun işte vardiya diyeyim ya da nöbeti diyeyim. Nöbeti varmış. Çok zormuş. Ben işte kadavra görecekmişim. Birini kesecekmişim. Şöyle olacakmış. Kan görecekmişim. Korkular var tabii ki de. Ya da bir inşaat mühendisi olduğu zaman zannediyor ki herkes ofisinde güzel güzel çalışacak ama sahaya inip o sarı çizmeyi de giyeceğini bilmesi gerekiyor. Onun için bu artıları ya da bu eksileri nerede görebilir? Alanda görebilir. Onun için bu aday öğrencimiz için de özellikle söylüyorum. Yani 440 puan almış. Eğer hemşirelikler tabii ki de sıralamasında varsa mutlaka yazsın. Biraz artı işte yukarılara çıkabilir. Belki biraz aşağılara düşebilir bu tercih döneminde ama alternatif bölümleri mutlaka denemesi gerekiyor. Konya özelinde özellikle söyleyeyim. Konya gerçekten güzel bir şehir. Her Türkiye'nin her ilinden bizim öğrencimiz var neredeyse. Baktığımız zaman tabii ki de özellikle bir oda üniversitesiyiz. Onun için en çok tercih ediliyoruz. Öyle bir güven arkalarında bir ticaret odasının
İşte örneği bir elin beş parmağı kadar. Beş tane bir ticaret odası üniversitesi var Türkiye'de. Bir onun için tercih ediyorlar. Hani neden Konya? Tabii de bir şehrin merkezinde olmak istiyor öğrenciler. Öğrencilerin bölüm tercih ederken en büyük şeyleri alandan ziyade haritaya bakıyorlar. İşte deniz kıyısı olsun. Büyük şehir olsun. Ama Konya'da bunları karşılayacak nitelikte en azından. Baktığınız zaman işte dediğim gibi alternatifleri değerlendirmesi gerekiyor. İşte ona sunduğu hizmetler, bir Erasmus programıyla ne kadar yurt dışına gönderiyor? Bir devlet üniversitesi, bir vakıf üniversitesi belki bu bağlamda karşılaştırma imkanı sunacak. İşte 8 dilden bahsettim. 8 dilde eğitim imkanını verebiliyor mu, veremiyor mu? Belki bundan bahsetmek şey yapabiliriz. İşte yurt dışı eğitim olanaklarından bahsedebiliriz. Onun için Türkiye'nin neresinde okursanız okuyun, şu anda artık bilgi ve teknoloji hızlı bir şekilde erişim sağlayabiliyorsunuz. Evet. Artık bundan herhangi bir sıkıntı hiçbir ilimizde, bugün Isparta'da da, bugün Konya'da da okursanız, İstanbul'daki nasıl bir kütüphanedeki X bir derginin bir makalesine erişebiliyorsa onu çok rahat bir şekilde sizler de oturduğunuz yerden erişebiliyorsunuz. Bu imkanlara, bu olanaklara birazcık öğrencilerin bakması gerekiyor. Onun için Konya çok tercih edilebilecek, yaşanabilecek bir memleket. Evet, evet hocam. Yine WhatsApp'tan sonuçlarımız gelmeye devam ediyor hocam. Yine sayısal anlamda 24 bininci bir sıralamada ve mühendislik düşünüyor. Burada yine de ona bir ben öğrencimi sanki tanıyor gibiyim. Evet, tanıyoruz öğrencimizi. Evet, tanıyor gibiyim. Sanırım çok sevdiğimiz de bir öğrenci diye olduğunu düşünüyorum. Tabii tüm öğrencilerimiz bizim için değerli, kıymetli ama ben hocama top atacağım bu anlamda. Çünkü mühendislik konusunda hocamın alanında, hocam mühendislik değil miydi hocam? Evet, mühendislik alanı. Öyle diye konuşmuştuk. Yani ben sağlık alanıdır, çok değerli, işte ne bileyim mühendislik alanı çok önemli, şu meslek çok kıymetli, şu meslek yükselen trend, tabii konuşulabilir bunların hepsi ama bence kişiye özel. Hani mesela diyorsunuz ya 24 bin nasıl bir sıralama, neye göre, kime göre diye baktığımda şu çok önemli yani. İçselleştirebilmesi lazım. Yani araştırması lazım, incelemesi lazım, okuması lazım, dokuması lazım, yapmak için olmak lazım, olmak için dolmak lazım. Hani bu anlamda araştırma sürecine girdiğinde zaten işin içine girdiğinde değil mi hocam? Zaten akış onu götürecektir bir sürece. Yani hangi mühendislik diye sorduğunda ben geçen sene bilgisayar mühendisliklerine bakıyorum hocam mesela. 10 bin, 20 bin ileriye gitmiş özellikle bilgisayar mühendislikleri, yazılım, bilişim. Şimdi bilgisayar mühendisliklerinin tercihlerine bakıyorum mesela veya mühendislik düzeyinde. İşte bilişim, teknoloji ve sistemleri diye bir ayrı bir alan çıkmış mesela. Veya ne bileyim yönetim bilişimi var, bilişim sistemleri mühendisliği var. Ne bileyim endüstri mühendisliği çok popüler bir dönem. İşte bir abimiz diyordu Marmara'da ben işte endüstri mühendisinden mezun oldum biliyor musun falan diyordu ama şu anda Marmara endüstri mühendisi aynı sıralamada değil, başka mühendislikler daha ön plana çıktı. Kodlama dedik, yapay zeka dedik, sosyal medya dedik, birçok trend var hocam. Yani ne diyorsunuz, kız öğrencimiz bir tane, çok tatlı, çok kibar bir çocuk biliyorum. Araştır lütfen, içselleştir, görüşelim dedim ben ona, rica ediyorum dedim. Araştırdım bilmiyorum. Birkaç kitap önerisinde bulundum ama siz ne diyorsunuz hocam? Yani mühendislikte en çok hangi popüler veya 24 bindeki öğrencimize ne tavsiye ederim hocam? Şimdi sizin de bahsettiğiniz gibi aslında bu şey gibi değil. Yani ben 24 bininci sıradayım. Bana hangisi olur? Bunu, ne geliyorsa bunu söylemek çok zor. Hani ben bugün şunu söyleyemem. Yani bilgisayar mühendisliği oku, çok daha ileri gideceksin. İnşaat mühendisliği oku, çok daha ileri gideceksin. Değil, dediğiniz gibi aslında bunu işte içinden geliyor. Hangisi, hangi bölüme daha yatkın olduğunu, hangi bölüme daha becerisi olduğunu kendisi biraz daha hissediyordur mutlaka. Ama bu hissiyat şöyle değil. Ya evet, ben hiç bilgisayardan anlamam, onun için ben bilgisayar yazmayayım demek de değil aslında. Mutlaka üniversiteye geldiğinizde zaten biz sizi hiçbir şey bilmiyor olarak kabul ediyoruz. Yani bilgisayar mühendisliğine gelenlerin hepsi süper kodlama yapan çocuklar değil. Bu eğitimi burada alacaksınız. Ben özellikle söylüyorum, lise bilgilerinize bir reset atacaksınız, sıfırlayacaksınız, bu kapıdan öyle gireceksiniz. Hazırlığı okuyacaksınız, iyi bir dil eğitimi alarak kapıdan içeri gireceksiniz. Sonrasında işte okumak istediğiniz, ki şöyle bir büyük de bir avantaj var baktığınız zaman. Bugün çoğu üniversitede birinci sınıflar ortak okunuyor.
Yani X bir mühendislik bölümünü seçtiğinizde Y'ye çok hızlı bir geçiş yapma şansınız, olanağınız olacak. Onun için baktığımızda tabii ki de hangisi yükselen trend diyorsanız şu anda çok popüler olan bir bilgisayar mühendisliği var. Diğer taraftan ismi dediğim gibi evrimleşiyor, yazılıma doğru kayıyor, bilişime doğru kayıyor. Diğer taraftan mekatronik mühendisliği. Mesela ya, evet. Ben şu anda yükselen trend olarak mekatronik mühendisliğini görüyorum. Neden? Öğrenciler dediğim gibi bunun içerisine makine ile ilgili bilgileri alıyorlar. Bilgisayar mühendisliği ile ilgili bilgi alıyorlar. Elektrik elektronik ile ilgili bilgileri alıyorlar. Ve oradan çok donanımlı bir şekilde mezun oluyorlar. Tabii ki de bir de vazgeçilmez elektrik elektronik mühendisliği var. Eğer bu tarafta yetkinliğini ispatlayabilecek işler yapacağına inanıyorsa bu tarafta da tercihlerini bu tarafa doğru kaydırabilir. Çünkü bizim artık ülke olarak bu tarafta üreten şeyin rolüne geçmemiz gerekiyor. Çünkü bu tarafta hep tüketiciyiz maalesef teknoloji evet, tarafında. Evet, evet. Bunun da şeyi bu başarılı öğrencilerimizin. Çünkü öğrenciler böyle yüksek puanları aldıkları zaman garanti meslek. Mesela ne işte sağlıkla alakalı evet. meslekler. Tıp mı seçeyim? İşte mezun olduğumda hemen garanti iş bulacağım. Aslında öyle değil. Oradaki tıpta kullanılan cihazı bir ultrasonu, bir tomografi cihazını sen yapabiliyorsan, bu ülkeye bir şey, bir katma değer üretebiliyorsan zaten sen çıktığında, mezun olduğunda aranan insan olacaksın. Ya da aranan insanın bir parçası olacaksın. Ve özellikle ben öğrencilere şunu da tavsiye ediyorum. Biraz önce dedim ya disiplinler arası bölümlere doğru gidiyor. Biraz da bu alanlarda bireysellikten işler uzaklaşıyor. Artık yani çok bir X bir üniversitenin iyi bir alanından 4-0 mezun olabilirsiniz. Ama bir takımın parçası olamıyorsanız maalesef işsiz kalacaksınız gene. Çünkü neden? İşte bir programlama ile ilgili bir iş yaptığınızda programın bir parçasını X bir gruba veriyorlar, bir kısmını Y parçasına veriyorlar. Sonra bunu takım halinde çalışıp sonuca ulaştırmanızı istiyor. Onun için ekip çalışmasına yatkınlığını da bu 4 yıl içerisinde kazanacak deneyimleri mutlaka hayatına geçirmesi gerekiyor. Onun için ben hani eğer içerisinden geliyorsa bilgisayar, mekatronik, elektronik parlayan bölümler olacağını, gelecekte önümüze çok çıkacağını söyleyebilirim. Evet hocam. Şimdi yine mesajlarımız devam ediyor. Yine bir sayısal sıralama süremizde bu arada az kaldı tabii ki ama yine bir mesajımız var. Sayısal sıralama 55.000 neleri seçmeliyim noktasında bir yine bir mesajımız sayısal var. Sayısal eşit ağırlık sayısal. Sayısal sıralamada Gizem Koç diye bir öğrencimiz 55.000 olarak neleri seçmeliyim demiş. Yani çok genel bir soru yani 55.000 yani sağlık yani istiyor mühendislik mi istiyor? Gizem bizi şu an izliyorsa bence özellikle birazcık filtreleri bize koyarsa hani seçenekleri daraltırsa hani biz de bu anlamda nereye yerleşebilir, hangi şehirler onu bekliyor, hangi bölümler gibi yorumlar yapma şansımız var. 55 bin düzeyinde içinde ukde kaldıysa tıp yazamıyor, 50 binde tıp sınırlamamız var. Özel bir takım vakıf üniversitelerinin diş hekimliklerini belki yazabilir, eczacılık yazabilir. Bu anlamda mühendisliklerde yelpaze geniş. Birçok evet. üniversite eğitim dili İngilizce. Bu anlamda birçok mühendisliği yazabilir. Ama tabii yani benim Gizem ve Gizem nezdindeki tüm öğrencileri şu an çok uzatmak da istemiyorum. Hani yarın devam edeceğim bu soruların tabii cevaplarına. Şunları sorsunlar kendilerine. Yani ben 5 yıl sonra nerede olmak istiyorum? 10 yıl sonra kendimi nerede görüyorum? Ve beni ben yapan değerler, benim hayatımı yöneten değerler ne? Özgürlük mü istiyorsun, adalet mi istiyorsun? Hangisini daha çok istiyorsun? Özgürlük mü önemli, özgünlük mü önemli senin için? Para mı istiyorsun, mutluluk mu? Mutluluğu mu seçersin, parayı mı seçersin? 20 bin lira maaş verecekler ama mutlu olmayacaksın. Ama 7 bin lira maaş veya 5 bin lira maaş verecekler, mutlu olacaksın. Mutlu bir 5 bin lira mı, mutsuz bir 20 bin lira mı? Hangisi? Mutluluk mu, başarı mı? Bakın. Ben onu şöyle diyorum. Pazartesi sendromu yaşamayacağınız bir evet. bölümü seçmeniz gerekiyor. Çünkü evet. dediğim gibi 4 yıl sonra mezun olduğunuzda 40 yıl belki de o işi yapacaksınız. Her pazartesi o işe gidiyor olduğunuzda işte o pazartesi sendromunu yaşamayacağınız, ayaklarınızın böyle güle oynaya gidebileceği bir bölümü seçmeniz gerekiyor. Ben özellikle hani bu işte bu puanı neresi olur kısmında mesaj atan arkadaşlara özellikle hani Gizem özelinde bir tercih robotumuzdan o zaman bahsedeyim. Karatay Üniversitesi'nin web sitesine girdiklerinde tanıtım.karatay.edu.tr adresinden tercih robotuna girdiklerinde tüm detayları oradan şey yapabilirler, indirebilirler. Hatta ilgili alanlarını bahsettiklerinde bizim ilgili akademisyen hocalarımız da gerekli bilgileri anında
kendilerine sunabilirler. Özellikle ben bu tercih sürecinde öğrencilerin bir de YÖK Atlas'ı kullanmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü online danışmanım da var hocam Karatay Üniversitesi'nde. Evet, online danışmanım ve YÖK Atlas platformunda oradan bağlanıp ücretsiz tercihlerini yaptırabiliyorlar. Evet. Zaten tercihlerin daha yeni başladığı dönemde, daha önlerinde bir uzun bir süre var. Bu tercih robotlarını, bu online danışmanlıkları aktif olarak kullanmalarını ben Gizem özelinde tüm aday öğrencilerimize söylemiş olayım. Evet, şöyle diyelim o zaman. Zaten bizim programımız Tercih Akşamları özel programımız devam edecek. Yani tercihlerinizi biz program bittikten sonra yine WhatsApp hatlarımıza göndermeye devam edebilirsiniz. Biz Cuma günü ve Pazartesi günleri de yine aynı şekilde tercihlerinizi burada değerlendireceğiz. Tabii de burada sıralamalardan ziyade biraz daha ne istedik, alan seçimleri de bizim için biraz daha önemli. Eğer o şekilde biraz daha açabilirseniz biz o anlamda daha çok yardımcı olmaya çalışırız. Hocam süremizin artık sonuna doğru geldik. Yani bugün katıldığınız için öncelikli olarak biz ben teşekkür çok teşekkür ederim. Ediyorum. Buradan öğrencilere, velilere artık tercih döneminde mesajınız varsa onları alabiliriz. Ben öncelikle davetiniz için, nazik davetiniz için tekrardan çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi bugün başlayan bir süreç. İnşallah emekleri hiçbir öğrencimizin boşa çıkmaz. İstedikleri bölümü, tercih ettikleri ilk sıraya yazdıkları bölümleri inşallah bütün öğrencilerimiz girerler başarılı bir şekilde. Giremeyecek, belki kazanamayacak öğrencilerimizin de bu işin bir son olmadığını mutlaka belirtelim. Hiçbir şey son değil. Belki farklı bir başlangıcında ilk adım olmuş olabilir. Onun için doğru tercih danışmanlarıyla, doğru yönlendirmelerle bütün üniversitelerin kapılarının bence öğrencilere açık olduğunu, özellikle Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi'nin de kapılarının öğrencilere sonuna kadar açık olduğunu söyleyeyim. Dediğim gibi online tercih danışmanlarımızla, tercih robotumuzla bu süreci birlikte sorunsuz bir şekilde inşallah geçiririz. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam. Evet Cahit Hocam, bugün de sizin için yine bizler için bir ilk oldu. Bir tercih sokağı Isparta'mıza buradan. Evet. Evet, hayırlı olsun diyelim. Yani sizin de onlarla ilgili, yani Isparta halkımızı da öğrencilere velilerimizi ilk önce bununla ilgili bir bilgilendirelim. Sonra sizin de mesajlarınız varsa onu alalım ve programımızı görseliniz kapatalım. Görseliniz varsa ben yönetmenimden rica edeyim. Görselimizi alayım arkaya. Ben onu da görsünler izleyenler, öğrenciler, veliler. Ya şimdi ben hemen mesajları vereyim istersen Mehmet. Yani evet. Şu anda mesajları vereyim arkadan tercih sokağıyla da kapatayım. Yani çünkü tercih önemli bir konu, hassas bir konu. Şimdi ben hep söylüyorum, tek seçenek seçeneksizliktir. İki seçenek çelişkidir, üç seçenek özgürlüktür. Seçenekler önemli. Bu anlamda yarın aynı şekilde tekrar bir üniversite programımız olacak. Onu sen kapanışta zaten söylersin. Orada da tekrar bu gelen sonuçlar, daha çünkü gelen sonuçlar var ama süremiz sınırlı olduğu için yarına tabii bırakıyoruz. Kusura bakmasın lütfen. Onları tek tek değerlendireceğiz zaten programdan sonra. Onları sen akşam çalışacaksın sonra. Yani bu önemli. Tercihle ilgili gene baktığımızda şu söz konusu, yani sınırlandırmadan, hocam çok güzel söyledi Necat Hocam. Yani 195 sayfalık bir kılavuz var, online tercih danışmanım var, tercih robotları var. Bu anlamda önemli. Onları tek tek baştan şöyle bir bakın ya, kendinizi daraltmadan. Tek tek neresi oluyor? Bir liste yapın, bir bakın. Ha, istediğiniz şeyler orada olabilir, olmayabilir. Hani o noktada adım 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 inceleyin, takıldığınız bir yer varsa gelin birlikte konuşalım. En sonunda bir karar verelim. Yani baştan kestirip atmayalım diye düşünüyorum. Hani tercihle ilgili çok ayrıntılı konuşulacak şeyler var. Onları yarına bırakıyorum şu anda. Öğrenciler, veliler lütfen biraz sabırlı olsunlar. Daha önümüzde var, zaman var. Biz buradayız, öğretmenlerimiz yanınızda. Onu söyleyeyim yani, bırakmayacağız. Sizi yalnız bırakmayacağız. Evet hocam, tercih sokağının görselimiz tercih hazırlanıyor. Tercih sokağımız var mı? Hazırlanıyor da. Tercih sokağında söyleyeyim Mehmetciğim. Şimdi ben tabii biliyorsun, benim dürtüsel dikkat sorunum var biliyorsun değil mi? Hani evet. Ümit Hocam, Ümit Işık Hocam bana söylüyor. Senin dürtüsel dikkat sorunun var, durduğun yerde duramıyorsun diyor. Yönetmen de bazen uyarıyor beni. Cahit lütfen diyor, kadrajdan çıkıyorsun falan. Tercih sokağımız önemli bir adım, ilk adım. Bu anlamda hem BT Türk desteği, hem birçok üniversitemizin, şehrimizin üniversiteleri, Süleyman Demir Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Isparta Uygulama Bilimler Üniversitesi, Nişantaşı Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi bu anlamda açılışı yaptı bizimle. Hocam nezdinizde çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Ekranda görselimiz geldi. Önemli bir çalışma, canlı tercih yapılıyor. Sonucunuzu alıp geliyorsunuz. Üniversite temsilcileri orada, BLT Türk orada, hocalarımız orada, biz oradayız. Lütfen sonucunuzu alın, gelin, üniversite temsilcilerimizle görüşün, üniversitelerle görüşün.
Belki ufkumuzu açarız, belki başka hayaller kurarız, başka hedeflere doğru gidebiliriz. Ve asla ve asla vazgeçmeyiz, vazgeçmeyeceğiz. Ve lütfen bu önemli projeye destek verenlere, gelenlere, katılanlara, herkese ayrıca teşekkür ediyorum. Mehmetciğim, sana da teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam. Ayrı bir parantezle ben burada tabii evet. ki proje kapsamında BLT Türk ailesine de BLT Türk katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Her program yapımında, afiş hazırlanmasında, yine üniversite tercih aşamasında bizlerin her zaman yanında onlar. Ayrı bir şekilde de onlara çok teşekkür ediyoruz. Bütün ekip çalışanlara, evet. emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Evet, bugün Tercih Özel akşam programında Konya Karatay Üniversitesi'ni konuştuk. Orada baktığımızda Karatay Üniversitesi'nin bilgilerini aldık. Pandemi sürecindeki eğitimlerinden bahsettik. Baktığımızda müfredat çalıştayları, sektör danışmanlıklarından ve birçok yenilikten bahsettik. Mesleklerden bahsettik. Ve bizim tercih akşam özel programımız aynı şekilde devam edecek. Yarın yine akşam saat 9'da sizlerin karşısında olacağız. Ve tercih özel programımızda Doğu Akdeniz Üniversitesi olacak. Ve yine sonuçlarınızı aynı şekilde programımızda değerlendirmeye devam edeceğiz. Ve pazartesi de yine aynı şekilde programımız olacak canlı bir şekilde. Mutlaka takipte kalın. Tercih akşamları programına mutlaka katılın ve tercih sokağımızda mutlaka bekliyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın.